Bir League of Legends dürüst şampiyon tanıtımına daha hoş geldiniz. Ah, geri dönmek çok güzel. Çoğu YouTube kanalı abone sayısı arttıkça ona özel videolar çekiyormuş. Mesela 5 aboneye özel portakal yemek ya da 100 aboneye özel kalem kutusu unboxing'i yapmak gibi. Ancak ben diğerlerinden farklı olarak 100, 500 veya 1000 aboneye özel değil, 666 aboneye özel oyundaki en sevecen, en tatlı, en sevimli şampiyonun tanıtımını yapmak istiyorum. Aha da yapıyorum. Bir League of Legends dürüst şampiyon tanıtımına daha hoş geldiniz. Bugünkü şampiyonumuz 666 aboneye, yani iblisin sayısına ulaşmamızın şerefine şeytanın ta kendisi, Çevik İzci. Yavru kurt Timo göreve hazır. Dürüst şampiyon tanıtımının bu bölümdeki konuğumuz aslında Timo değil, Annie. Şeytanın çekici. Oynamak ister misin? Çok eğleneceğiz. LoL oyuncuların aklında satan veya şeytan gibi tabirlerle yer eden bu tatlı mı tatlı Timo olmasına rağmen aslında Riot'un büyük araştırmalar ve deneyler sonucu şeytanın çekici lakabına en çok yakıştırdığı hero gördüğümüz gibi Annie. Abi zaten şu masumu masum Timo'nun yeteneklerine baksanıza. Kaçak dövüş, köreden dart, seri adım, zehirli atış, tehlikeli tuzak. Tamam, Timo pek masum değil. Ama Annie'nin yetenekleri yanında Timo'nunkiler gerçekten 25 kuruşluk Petito gibi. Çünkü Annie'ninkiler ayrı bir saykuluk seviyesinde abi. Bu küçük sübyanın yetenekleri sanki IŞİD eleman başvuru formu gibi lan. Esselamun aleykum. Ablacım sizden istesek kundaklama yapabilir misiniz? Öyle yeteneğiniz var mı? Var var. Peki senden bir şeyleri yok etmeni istesek onu yapabilecek yetenek var mı? Hadi ver Allah aşkına. Ooo Cemilün Cemilün. Peki bir gün senden gidip bir şeyler ateşlemeni istesek onu yapacak yetenek var mı? Olmaz mı? Tabii ki var inşallah amin. Ayva ayva. Ya Habibi bir gün diyelim ki senden intihar bombacılığı yapmanı istedik. Onu yapacak kadar şerefsizlik var mı bünyende? Onun içinde T-Birds var. Allahu Ekber! Selamun aleyküm Tiburs. Yıllardır bu Annie denen veled-i zina tarafından istismar edilip durdun. Yeri geldi kuleyi, yeri geldi ejderi, yeri geldi rakibi tanklamaya zorlandın. Bazen kuytu bir köşede ölüme, bazen de yavan ellerde savaşmaya terk edildin. Ama artık ben buna bir son diyorum. Şu anda sana şimdiye kadar seni kullanıp kenara atmış bütün oyunculara karşı kendini ifade etme ve onlardan bunun hesabını sorma şansı veriyorum. Konuş küçük ayıcık, konuş. Kalbinin derinliklerindeki tüm öfkeyi ve nefreti kus şu klavye arkasındakilere. Bağır, minik ciğerlerin el verdiğince bağır ve sor onlara şu yürekleri dağlayan soruyu. Neden? Neden? Ayılar s**işirken ormana girilmezmiş. Ne? Tibbers bu ne demek? Diğer ayı nereden geldi Tibbers? Ne yapıyorsunuz burada ya? Sana tüm benliğini özgürce ifade etme özgürlüğünü verdim ben. Sen ilk fırsatta hemen gibişmeye mi başladın? Ya arkadaşım git. Baş başa kaldığımıza göre bana düzgün bir şekilde ne söylemen gerekiyorsa söyle minik ayı. Haykır içinden ne geliyorsa şu kahpe sisteme. Söyle. Tüm ezilenlerin sesi ol ve söyle. Söyle ki tüm susanlar utansın. Ben s**kini görmeyen kendinkini balta sanarmış ve... Hoşlama yani. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Zirdar Vadisi değil, seks damalı botanik park anasını satayım. Bahtsız bebeği çölde kutup ayısı s**kermiş. Lan yeter! Dur! Sen konuşma s**kıyım. Sus sus! Green 50 tonuna çevirdiniz lan videoyu. Nereden çıkıyorsunuz onu da anlamıyorum ki. Hepsi organize olmuş boğanı mı bekliyordu? Bu ne biçim bir fantazi lan? Şu an bu videoyu YouTube'a değil Blizzard satsam daha çok tıklanır. Annie sen de niye geri geldin kızım? Bu kızı da müptezel etmişler kodumun sapıkları. Baksanıza nasıl izliyor. Don't you dare touch me! Stand back! No! No! Jet siki yoksa at siki var. Ha? Bir at yaptığınız eksikti o da geldi. Şu an büyük şaşkınlık içindeyim. Oh iyice karıştır bir de ha. Tam oldu.
Ulan bir daha bir karaktere özgürce konuşma, hareket etme özgürlüğü verirsem iki olsun lan. Yaşasın otokrasi, yaşasın diktatörlük. Siktirin gidin lan. Olayınız asgari maçtan konfeksiyonla işe sokacağım. Elinde kolunu bacağını kesip üst geçitlerde delendireceğim. Var mı anasını satayım? Hem de ne yol, ne yemek, ne de SSK var lan. İşe teleportla gidip gelip karnınızı peksimetle doyurun. Sağlık sigortası yerine de pot basacaksınız lan. Bu kadar. Bir itirazı olan varsa da gitsin Riot'ta çalışsın. Ama önce KPSS'ye girmeniz lazım. Koltukta para sayma sınavı. Bu manyak Mete Çakması karakterin pasifinin adı Kundakçı. En iyi yetenek kullandıkça kullandığı yetenek başı bir tane pasif stat kazanır. 4 siteye ulaşınca bir sonraki yetenek atışı isabet ettiği herkesi sersemletir. Bu sersemletme süresi seviye atladıkça artar. Oyun içinde bu cümlenin karşılığı şu. Seni gözlerinin içine baka baka yakıp sana dünyada cehennemi yaşatacağım ama sen sıçra bile atamayacaksın. En iyi neden şeytanın çekici dendiğini anlamışsınızdır herhalde. Bu vadide ADC teklemek yerine 3. sınıfa gidip patates boyaması gereken kızıl kafalı velet, ben 2012'de role başladığımdan beri bir gram büyümedi. Bir de hikayesinde yazana göre en oyuna katıldığında 8 yaşındaymış. LoL 2009'da çıktı. Ulan 2009'dan şimdiye 7 yıl geçmiş. Düşünsenize bir 7 yıl. Hey gidi hey. Tamam lan tamam yapmayacağım. Ama cidden bir düşünsenize. 7 yıl önce bu topu top sıradan bir John Jonken şimdi dünya starı olmuş halde. 7 yıl önce çılgınlar gibi Beybuz yalayan veletler şimdi Magnum sırıp salatalık sesi çıkarıyor. 7 yıl önce okuldan kaçıp Counter Strike 1.6 oynayan bebeler şimdi LoL oynuyor. Keşke oynamasalar. 7 yıl önce dolar 1.5 liraya bedelken şimdi 3.5 liraya bedel. 3.5. 7 yıl içinde bir sürü şey değişmişken aha da size 7 yıl önceki en iyi, aha da şimdiki en iyi. Sıfır büyüme. Ama Tibbers'ın aynısını diyemeyeceğim. Ben Tibbers'ı sevimli, tatlı, koruyucu ve ayıcık olarak tanımıştım ama şimdi tüller arası ilişkinin sınırlarını zorlayan bir ekstrem sporcu olmuş. Kusura bakmayın da ben bu aktiviteye ancak ekstrem spor diyebilirim. Ayrıca bu veletlerin efendisi ayısının ırzına geçmediği bro kalmadığı gibi oyundaki küçük ama işlevi büyük mentalitesinin de ırzına geçmiş halde. Başka bir küçük boylu abimiz olan Zix ile bütünleşmiş sek. Oyun ahlakını bir sonraki levele köy demircisinde artı 9'a basmış eni bu oyun felsefesini şuna dönüştürmüş. Şu dengesiz kundaklama pasifiyle en iyi giden şey Annie'nin Q'su yani yok ettir. Bu yetenek atışı aslında hiçbir yetenek gerektirmemekle birlikte tıkladığınız rakibe tek kullanımlık Brand ultisi atar. Tabii ki bu Q bir Brand ultisi gibi sekmez ama bir Brand ultisi gibi siker. Bunun dışında Q'la bir birim katlederseniz cooldown'un yarısı iade edilir. Yani Annie'nin normal vuruşuyla aynı range sahip bu yetenek sayesinde farmları last hitleyip stackleri biriktirip adamın kafasına Tibbers atmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu yerden bitmenin W yeteneğinin adı ise ateşle. En iyi imlecin olduğu yöne doğru koni şeklindeki alanın içindeki her şeyi yakar. Kısaca bu W'ye Q'nun tek bir rakibe değil de belirli bir alandaki herkese vuran versiyonu diyebiliriz. Şimdiye kadar bunun nesi tanıtım lan, yetenekleri yarım dakikada geçiyor, montajları 5 dakikada. Böyle tanıtım mı olur amık diyebilirsiniz. Ama bilin ki bu yetenekleri bu kadar hızlı geçmemin sebebi bunların ne kadar birbirine bağlı ve ayrı ayrı saçma olmaları. Ben gelen birkaç istek üzerine videolarda küfrü azaltmaya çalıştığım için Annie'nin yeteneklere çok dalmak istemiyorum. Çünkü ne kadar anlatırsam küfretme olasılığım o kadar artar. O yüzden matematiksel bir şekilde istemedim. Bakınız, bu her yerde görebileceğiniz box izleyip kendine bir box anar Riven oyuncusu. Bu ise herhangi bir Annie. Şimdi hep beraber bu ikilinin arasında ne yaşandığına bir bakalım ve analiz edelim. Şimdi burada izlediğiniz şey bizim ülkede şerefsiz piç kurularının yaptığı gibi sübyanlara tecavüz değil, bir sübyanın başkasına tecavüzü. Bakın nasıl da küfrü soktum araya. Ben küfür edeceğim aga, kusura bakmayın. Bu videoların adı dürüst şampiyon tanıtımı. Şampiyon tanıtımı değil. TRT Çocuk'ta yayınlamıyorum ki ben bunları, YouTube'da yayınlıyorum.
ve beni izleyen %83'lük kısmın 18 yaşından büyük olması da vicdanımı rahatlatmaya yetiyor. İçimden nasıl geliyorsa öyle konuşmam lazım ki dürüst olsun. Ve bazen içimden geldiği için en basit, en küçük şeyi bile sövebilirim. Ve belki bu cidden gereksizdir. Ama ben buyum, değişemem. Kusura bakmayın, yani dürüst halim bu benim. Belki de ben pislik, iğrenç bir insanım. Ama gerek bir oyun karakterine, gerekse bir oyun karakteri kadar karakteri olmayan kansız piçlere orospu çocuğu derim. Kusura bakmayın. Neyse, konumuza dönersek eğer, bu velet nasıl bu kadar vurdu sorusunun cevabını arıyorsak sayılara bakmamız lazım. Annie'nin Q'sunun yetenek gücü oranı %80 ve Annie'nin W'sunun yetenek gücü oranı %85. Yani saliseler içinde Q ve W'ye basarak verebileceğimiz hasar AP'nin %165'i. Luxultis'in AP oranı %75. Orion Ultis'in AP oranı %70. Cassiopeia'nın Ultis'in AP oranı ise %50. Yani eğer Annie ve Cassiopeia'nın 100 AP'si var şeklinde bir varsayım yaparsak, Annie'nin sadece Q ve W'ye basarak 165, Cassiopeia ise ancak 50 vurabilir. Yani 3 tane Cassiopeia ultisi bile atsak yine de Annie'nin 4-5 saniyede bir attığı QW's kombosu kadar vuramaz. Bir de üstüne üstlük Annie oynarken rakibin götü dönükse yavaşlar, yüzü dönükse taşlaşır gibi abuk sabuk mekaniklerle de uğraşmaya hiç gerek yok. Eğer rakip yakınınıza yaklaşmışsa taktik maktik yok aga. Bam 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 gideceğiz ama oynayacağız. Riot kusura bakma ama bunu oynayıp bunu yapabilecekken sırf siz önerdiniz diye bunu oynamayı hiç düşünmüyorum. Bu psikopat Chucky'nin... Abi! E-yeteneğinin adı... Seni seviyorum ben abi! Alev kalkanı. Beni sik! Ne var lan ne? Ne istiyorsun oğlum? Tek bildiğin Mart ayındaki kediler gibi sevişmek, kuduz köpekler gibi dövüşmek. Ne var yani? Bu kadar mı? Sen bundan mı ibaretsin? Fever, sen niye bu kadar saldırgansın? Çocukken seni hortumla mı dövdüler? İnşaata topun mu kaçtı, niye böylesin? Bak her zaman senin arkandayım, bunu bil. Seni söylemen yeter. Bütün o tatsızlıkları geride bırakabilirim yani. Sen ve ben yeni bir başlangıç yapabiliriz. Ben yardım etmek için her şeyi yapmaya hazırım. Cidden söylemen yeter. Ne istiyorsun? Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürükle. Canım acısın boşver, benim için bu bir zevk. Fantezi dünyam rengarenk, bu daha hiçbir şey. Korkma benden, sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Gel bana. Korkma benden, sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Selamun aleyküm Tibbers 2. Bak şimdiden uyarayım seni. Eğer önceki Tibbers gibi saçmalamaya başlarsan umruğu ağzına vurduğum gibi. Bu psikopat Chucky'nin E yeteneğinin adı Alev Kalkanı. Kendini alevden bir kalkanla saran Annie, kendisine düz vuran rakipleri AP'siyle orantılı olarak hasar verir. Yani bildiğin çivilizir. Ama daha iyisi. Bu sayede late game'de sadece bu tuşa basarak olası tüm düz vuran hero'lara sırf bir çocuğa el kaldırdıkları için kendi hasarlarını yansıtabilirsiniz. Ayrıca bu yetenek en iyi %40'a varan hasar azaltma verir. Peki bu oyun içinde ne demek derseniz, bütün rakibe bitkinlik 60'casına az hasar yemek. Kısaca bu E yeteneği içinde hem çivili zırhı, hem Garen pasifini, hem de bitkinlik efektini barındıran tek yetenek. Bir de Tibbers attıktan sonra E'ye basınca Tibbers'ın etrafında alev kalkanı oluşuyor ve ona da en iyilik etkilerin aynılarını veriyor. Bugün de ölmedim anne. Ve son olarak adını videonun başından beri sürekli anıp durduğumuz ama bir adam akıllı sohbet edemediğimiz ulti yeteneği. Çağır. Olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. My fantasy world is colorful. This just nothing that you see. Ne diyorsun lan, değişik. Gavur çıktı bu Tibbers 2 ha.
Bir dakika dur abi. Dur ben bir çevirmen çağıracağım. Bir dakika çeviriciyi açayım. Bir dakika. Bir dakika. Heh tamam. Söyle şimdi ne diyeceksen hadi. Konuş. My fantasy world is colorful. This just nothing that you see. Korkma. Don't be afraid. Lan. 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 Lan.